Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Türk Telekom'u inceleyeceğiz. Türk Telekom'da son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şimdi teknikten ziyade temel tarafına değinelim arkadaşlar. Türk Telekom 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Gayet güzel, olumlu bir bilanço geldi. Hatta çeyreklik kar beklentilerin çok üstünde geldi ki bu da yarın pozitif bir fiyatlamaya neden olabilir arkadaşlar. Bugün zaten Türk Telekom düşeni kran taramasında da çıkmıştı. Şurada gördüğünüz gibi alçalan bir kanal hareketi var. Fiyatın bir 27.66 zirvesine gittikten sonra trendini bitirip geri çekilmiş. %30'un üstüne bir düzeltme gerçekleştirmiş ve 18-19 seviyesi artık burada bir dip olarak, destek olarak çalışmış. Buradan oluşan alımlarla fiyat 22.44'ten günlük kapanışını yapmış. Şöyle biraz açalım daha net göreceksiniz. Bakın burada bu kanal bandına yani alçalan kanala trend çizgisi çektiğinde bugünkü kapanışla birlikte aslında bu düşüş trendini kırmış arkadaşlar. Teknik olarak bilanço olmasa da aslında 20-40'ın üstüne kaldığı sürece 23-25 seviyeleri hedef olacaktı. Bilanço bu fiyatlamaları hızlandırabilir. Eğer güzel bir tepki oluşursa yarın biz kısa da %10'luk bir yükseliş olursa 22 seviyene doğru bir çıkış görebiliriz. Şu anda 20.44 arkadaşlar kaplı bir açılış olursa zaten gördüğünüz gibi %10'a yakın bir yükseliş kaydetse 22.50 civarına denk geliyor. Büyük ihtimal buralardan kar satışları da olacaktır. Fiyat satışlar sonrası da gerilese de kısa vadede arkadaşlar 23 25 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Düşen trendi kırdığı için bu hareketin bir yukarı yönlü tepkisi, bir düzeltmesi yapması mümkündür. 25 23'ün üstünde yerini sağlanmıştırsa da en son zirvesi hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Yani buradan almayı başaranlar kısa da isterlerse 23 25 bölgesinden satabilir. Orta vade, uzun vade düşünen arkadaşlar kesinlikle 23 24 seviyesinin üstündeki fiyatlara baksın. Buradaki kalıcılıkta en son zirvesi yani daha önce birçok kez test edip geçemedi 66 zirvesi hedef fiyat olacaktır. Burayı takip etmeli. İsterse buradan satış yapabilir. Ancak bura geçilirse arkadaşlar yükseliş hareketi 34-35 seviyesine doğru devam edecektir. Uzun vadede de Türk Telekom tarafında tekrardan bu gördüğünüz kırmızı mavi kanal içine girmesi durumunda da fiyatlamaların 34 47 46 bölgesinde oluşacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Fiyat buradan toparlanıp zirveye giderse de aslında burada da güzel bir çanak oluşmuş. Orada zaten burada elips ile çizdim. Görüyorsunuz. Aslında daha büyük bir fincan kutuya tabir eden bir formasyon var ama olur da büyük formasyon çalışmazsa bu kısanın hedefini de söyleyeyim arkadaşlar size. Yani sonraki fincan kutuya tabir ettiğimiz ile böyle düz çanak olarak bunun da hedef fiyatını söyleyeyim size. Çanak formasyonu hedef fiyatı da 37 seviyelerine geliyor arkadaşlar. Fiyat buradan toparlanıp zirveye gider. Üstünde kalırsa buradaki çanak formasyon hedef fiyatını da takip edebilirsiniz. Türk Telekom kısa ve uzun vadede bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.